Evet, bugün 22 Mart 2023 Dünya Su Günü. 1992 yılında Birleşmiş Milletler tarafından su ile ilgili farkındalık yaratmak, suyun önemini, su kaynaklarının korunmasını, kirliliğin önlenmesine yönelik ülkeler dünyada aynı anda eş zamanlı olarak çeşitli etkinliklerin bu kapsamda etkinliğin düzenlenmesi amacıyla 22 Mart'ın her yıl Dünya Su Günü olarak kutlanmasını, daha doğrusu kutlama demeyelim de suya farkındalık kazandırmak amacıyla ilan edilmiş. 1990 ve her yıl değişik bir tema ile, yani ana konu ile kutlamaya, yani etkinlikler düzenlemeye başlanmış. İlk kadınlar ve su olarak 1995 yılında tema belirlendi. Daha sonra su ve istihdam, su ve afetler, su ve kalkınma, geçen yılın konusu, 2001 yılının konusu suyun önemiydi. 2022 yılında da yeraltı suyunu görünür kılmak ana teması ile etkinlikler kutlandı. 2023'ün ana teması, ana konu ortaklıklar ve işbirliği yoluyla değişimi hızlandırmak. Yani son yıllarda yaşadığımız kıraklık ve su kaynaklarının azalması, su kaynaklarının giderek kirlenmesi nedeniyle artık sadece kamu otoritelerinin değil, sivil toplum, suyun bütün paydaşlarının, tarımcısıyla, sanayicisiyle, hizmetler sektörüyle, yani havzalarda yaşayan ve suyu kullanan tüm paydaşlarla birlikte karar alıp su sorunlarına çözüm bulabilmek amacıyla Birleşmiş Milletler 2023 yılının ana temasını ortaklıklar ve işbirliği yoluyla değişimi hızlandırmak. Yani var olan senaryoları bir tarafa bırakarak suya nasıl daha farklı su sorunlarına çözüm bulunabilir şeklinde bir yaklaşımla bu ana tema belirlendi. Tabii baktığımız zaman ülkemizde dünyadan farklı değil. Dünyada suyun %65'i tarımda kullanılırken ülkemizde %70-72'si tarımda kullanılıyor. Ülkemizin su potansiyeli 112 milyar metreküp. Bunun 4 milyar metrekübü yüzeysel sular, geri kalanı yeraltı suyundan beslenmekte, yeraltı su potansiyeli olarak bilinmektedir. Hatta su ile ilgili çalışma yapan otoriteler, Türkiye hükümeti 2023 yılı sonuna doğru su potansiyelin tümünü kullanıma alacağız diye projeksiyonlar yapmış olmasına rağmen bugün geldiğimiz noktada, yani 2020 yılı verileriyle 57 milyar metreküp su kullanıma alınmış durumda. 2022'li sonu tahminleri ise 65 milyar metreküp. Yani bu da ne demektir? Ülkemizin su potansiyelinin ancak %58'i şu anda kullanıma alınmış durumda. Yani %42'si yine boşa, gözümüz önünde boşa akıp gitmekte. Halbuki Karadeniz iklimine sahip olan Seyland gibi bir ülkede bile milattan önce 2500, milattan sonrası da 2000 yılı alırsak 4500 yıl önce Seyland Kralı mezar taşına aynen şu yazıyı yazdırmıştır. Bir damla yağmur suyunu denize halkın hizmetine sürmeden denizde buluşturmayalım şeklinde telkinde bulunmuş ve bunu mezar taşına yazdırmıştır. Ülkemizde son yıllarda yaşadığımız kıraklık bizi 89-90'lı yıllardaki kıraklığı andırır niteliktedir. Bu nedenle su kaynakları, bir damla suyu heba etmeyeceğimiz şekilde su kaynaklarını korumamız gerekir. Sadece koruma yetmiyor. Biraz önce ifade ettiğim gibi %58'i şu anda kullanıma alınmış. Kalan %42'yi de bir an önce kullanıma alabilecek olan projelerin, yani başta sulama yatırımlarının hızlandırılması gerekir. Ki önümüzde bir kurak periyot görüyoruz. Şu ovada bile, Menemen Ovası'ndayız. Ben hem geçen yıl hem bu yıl Ocak ve Şubat ayında kışlık sebze, hiç sulama ihtiyacı duymadan geçmişte yetiştirdiğimiz sebzeleri bile artık sular duruma geldi. Bu nedenle su kaynaklarımızı bir yandan korurken, kirletilmesini önlerken bir yandan da potansiyel olan su kaynaklarını kullanıma sokmak amacıyla yatırımların hızlandırılması gerekir. Su öyle bir olay ki paranız dahi olsa çözemezsiniz. Yani baraj yapacağınız yer bulursunuz, su kaynağı yoktur. Su kaynağını ve baraj köl alanı bulursunuz, turaylılık yoktur.
Çünkü barajlar ve köletler için gerçekten turaylılık çok önemli. İşte geçmişte yaşadığımız Marmara depremi, daha dün yaşadığımız, 6 Şubat'ta yaşadığımız 10 ilimizdeki depremde de görüyoruz ki gerçekten geçmişte Devlet Su İşleri gibi küzüde bir kurum öyle bir multidisipliner çalışma yapmış ki barajlarda, köletlerde en ufak bir kırılma, çatlama olayının olmadığını görüyoruz. Onun için her bir olayı, hem su kaynağını bulacaksınız, hem baraj yapacağınız, hem yeri bulacaksınız, hem de turaylılık olan şeyi bulacaksınız. Çok zor. Onun için olabildiğince var olan kaynakları, fazla ekonomisine bakılmaktan, ki ben bin günde bin gölet kapsamında, o zaman Devlet Su İşleri'nde çalışıyordum. 3 tane ilin, Manisa, Uşak, İzmir özel idarelerine de yazarak, onların elindeki geliştirdikleri projeleri de bile alarak biz İzmir ikinci bölge olarak 135 tane proje yaşama geçirdik. Hatta o zaman arkadaşlarıma şunu diyordum. Bu paralar nereye harcanmıyor ki? Biz evet sulama amaçlı köletleri hızlandırmak açısından olabildiğince gecemizi gündüzümüze katarak proje geliştirmek durumunda kaldık. Evet, Türkiye'de şöyle bir de anlayış vardır. Ne zaman kriz kapıya dayansa çözümler aramak için toplanırız. Yani ülkemizde sadece suyla ilgili değil, genelde her konuda risk odaklı bir yönetim söz konusu değil, kriz odaklı bir yönetimi benimsemiş durumdayız. Halbuki bizler risk odaklı olarak su kaynaklarımızı yönetmek durumundayız. Ve şu anda eski sulamalarımıza baktığımız zaman sulamalarımızın birçoğu 50 yaşın üzerine çıkmış durumda. Rehabilitasyon çalışmaları gündeme geldi. Sulama projelerinin yenilenmesi, kapalı sisteme alınması konusunda. Ve ben DSİ'den 2015 yılında ayrılırken şu Menemen Ovası'na gelen Temir Köprü'den, yani Kedi sulamaları dediğimiz ve Türkiye'nin Konya Çımra'dan sonra en eski ikinci sulamasının rehabilitasyon projesini hazırlamamıza rağmen bir arpa boyu kadar yol anlamadığı gibi Menemen en sonda bulunuyor diye Menemen sulamasından daha üreticiden hektar başına daha fazla ücret istendiğinden dolayı projeden de çıkarıldığını öğreniyoruz. Kirlilikle ilgili de çok önemli şey vardır. O 89'lu yıllarda, 92'li yıllarda yaşadığımız kuraklıkta bütün 5 ilin valileri, kurum müdürleri bir araya gelip gerektiğinde Manisa Organize Sanayi gibi, Uşak Organize Sanayi bölgeleri, yani kurak geçe bölgelerde suyun az olduğu, çünkü su az olursa kirlilik konsantrasyonu daha fazla ortaya çıkar. Dönemlerde bile 2-3 ay sanayilerin çalıştırılmaması bile. Bir de dinleyicilerimiz anımsayacaktır. Geçmiş yıllarda bütün beldelerde dahi yerleşim sistemlerine göre su kirliliği yönetmeliğine bir değişiklik yapıldı. 7 yılda, 5 yılda, 3 yılda arıtma tesislerini tamamlaması, nüfusa göre, şehrin ekonomik büyüklüğüne göre, sanayi yapısına göre projeksiyonlar yapıldı. Yani bir ilçemize Salihli'ye 3 yılda arıtmanı yap denilirken Alaşehir'e 5 yılda denilmiş. Daha küçük bir belteye 7 yıl diye. Bu şekilde kanun olmasına rağmen, yasal düzenleme yapılmasına rağmen kirliliğin önüne geçilecek çalışmalar yapılmadı. Ayrıca suyu da hoyratça kullandığımızı söyleyebiliriz. Ama burada bazı akademisyenlerin yaptığı gibi, yani çiftçiye de ölçü bakmamak gerekir. Eğer siz kapalı sistem, yeterli atmosfer basıncında çiftçiye arazinin başına kadar suyu iletemezseniz, getiremezseniz, çiftçinin tamla sulama ya da yağmurlama sulama yapabilmesi için ayrı bir yatırım yapması gerekiyor. Onun için mutlaka bu rehabilitasyon çalışmalarının hızlandırılması gerekir. Bir diğer önemli bir olay da kalkınma planlarımızda şöyle bir öngörü var ki geçen yıl biraz önce ifade ettiğim gibi Dünya Su Günü'nün ana teması yeraltı suyunu görünür kurmak. Yani yerin altında diye o hoyratça kullanabileceğimiz bir su kaynağı değildir o. Yeraltı suyu kurak yıllarda SİBOB görevi gören emniyet açısından o zaman kullanabileceğimiz. Ama biz ne yaptık? Yüzeysel su yatırımlarını göz ardı ederek erişimi kolay diye hep yeraltı sularına yüklendik. Ve onun için bunu son yıllarda bunun tehlikesi görüldüğü için kalkınma planında şöyle bir hedef konuldu. Plan dönemi içinde yeraltı su kullanımı %5 azaltılacaktır. Ve aynı kalkınma planlarında her plan dönemi
içinde yılda %5 rehabilitasyon gerçekleştirilecektir. Hedefleri konulmasına rağmen bir arma boyu yol gidemediğimizi görüyoruz. Bunlar pasırçı sulama sistemlerinin kullanılması çok önemli. Çünkü biz salma karık usulü sulama ile ki halk arasında bu vahşi sulama diye söylenir ama vahşi sulama diye bir tabir yoktur literatürde. Karık usulü sulama. Hektarda 10 bin metreküp su harçarken bitki bunun %30-35'ini ancak kullanabiliyor. Ama yağmurlama sulamada 6.000-6.500 hektarda su tüketimi bitki bunun %50'sinden %60'ından yararlanabiliyor. Ama tamla sulamada 3.500-4.000 hektara metreküp su harçarken bitki bunun %90-95'ini kullanabiliyor, ondan yararlanabiliyor. Yani şu anda ben burada bir bardak su ile ki konuşurken ağzımız da kuruyor içebiliyoruz. Ama bir zürai suyu içemem. Yani ancak bardak bardak su içebiliriz. Yani hepimiz böyle. İnsan fizyolojisi neyse bitki fizyolojisi de aynıdır. Yani onun için biz suyu bitkiyi suya boğarak yabancı ot gelişimini hızlandırıp yabancı ot için kullanıp çevreyi kirletmek, suları kirletmek yerine bir de iş gücü kullanımı, önce maddi kaybı bir yanda ayrı bir olay. Biz tamla sulamaya bir an önce geçilmesi gerekir. Biz suyu etkin ve tasarruflu kullanmamız gerekir. Su, sağlığımızın ve geleceğimizin güvencesi, doğanın ve bizim yaşam kaynağımız. Her geçen gün daha fazla doğal alanla birlikte su kaynaklarımızı da kirletiyor ve kaybediyoruz. Şimdi suyumuz için seferberlik zamanı. Doğada suyun doğduğu ve geçtiği alanları koruyarak, tarımda sulama yöntemlerimizi iyileştirerek, sanayide suyu kirletmeden, verimli kullanarak, kentlerimizde dağıtımdaki kayıpları önleyerek, her damlayı tasarruf ederek suyumuzu korumayı birlikte başarabiliriz. Doğanı koru, suyuna sahip çık Türkiye. Su biterse herkes susar. Mesela yeraltı suyu konusunu çok önemli. En azından Ketiz ve Küçük Menderes havzalarına baktığımızda yeraltı su kullanıma erişim kolay olduğu için tamam, kooperatif eliyle yapılan sulamalar bir tarafa bırakırsak şahıs sulamaları suyu çok hoyratça kullanıyor. Bugün Küçük Menderes havzasında en büyük sorun kaçak kuyular ve şahıs kuyuları. Şahıs kuyuları adam suyunu çalıştırıyor motopompunu, suyu çekip gidiyor kahvede oturuyor, akşam geliyor kapatıyor. Halbuki tevle sulamalarında olduğu gibi kooperatif sulamalarında da artık sayaç sistemine geçmemiz gerekir. Devlet Su İşleri'nin geliştirdiği örnek projeler var. Mesela yükme sulamasında gidiyor bir üreticimiz kartına yükleme yapıyor, kondür yüklüyor, sulama yapıyor. O üreticimiz o hakkını kullanmazsa bir başka üretici gidip kondürü yükleyemez. Gidip kondürünü yükleyip geri kalanını geri alıyor. Hem bu sulama kooperatifinde istihdam edilen personel sayısını azalttı, hem de suyun çok etkin kullanıldığını, tasarruflu kullanıldığını görüyoruz. Bu amaçla bir de tabii yeraltı suyularını bu şekilde kullanmamak, koyraça kullanmanın önüne geçmek yanında ürün desenini suya göre planlama zamanının geldiğini. Ben bunu 2008 yılında sağ olsun bugün 22 Mart'ta Köy TV, Meltem TV bu olanağı tanıdı bize. Suya bir farkındalık açılımı yapıyoruz. 2008 yılında sözlü ve yazılı medyada bu konuda beyanatlarımız var. Yani ürün desenini suya göre planlamamız gerekir diye. Ancak yeni yeni anlaşılır oluyor. Düşünün Küçük Menderes Havzası. Yani Ödemiş ve Dire'de. Su kısı da o kadar önemli ki. Ama orada hayvancılığın gelişiminden dolayı silajlık mısır ürün deseninde ağırlıklı olarak yer almaya başladı. Ve çok fazla su tüketimi var. Antalya'da şu ana kadar 50'nin üzerinde tropik bitkinin yerleştiğini, ürün desenin içine girdiğini görüyoruz. Baştan muz olmak üzere. Tropik bitkiler izleyicilerimiz de bildiği gibi su tüketimi yüksek olan bitkilerdir. Artık biz belli havzalarda sık ısıtı olan bölgelerde su tüketimi az olan, hatta sadece kuraklık gündeme geldiğinde ürün deseninin değişimine yönelik kuraklığa dayanıklı çeşitleri geliştirmek, bu hem ürünler için hem de süs bitkiler için de önemli. Ürünler geliştirmek yanında da ürün deseninde su tüketimi az olan ürünlere yer vermek durumundayız. Ve kurak yıllarda başta Devlet Su İşleri olmak üzere ilgili kurumlar bir araya gelip
ziraat otalarına, tarımsal kooperatiflere, sulama birliklerine şu konuyu emboz ediyorlar. Su tüketimi yüksek olan tek yıllık bitkiler ekimine izin vermeyin, yapmayın bunu. Çünkü biz ancak var olan çok yıllık bitkileri, meyveleri yaşatabilirsek ne hale? Yani var olan çok yıllık bitkileri öldürmeden gelecek sezona ulaşabilmek açısından böyle bir delginde bulunuyor. Küçük Menderes'te olmuş bile. Yani ta 1990'lı yıllarda bile o opruklar ortaya çıkmış. Ve Küçük Menderes ve Ketis Havzası'nda 20 metrede eskiden su çekilirken şimdi 150-200 metrelere inmiş o sular. Bir insan vücudunun suya bileceği kadar opruklar oluşmaya başladı. Ayrıca o oprukları göremezsek bile var olan kuyu sularının borularda olan büzülmeden dolayı kuyular atıldırıma geldi. Kıyı geliştirmeye yönelik izinler, talepler gelmeye başladı bu amaçla. Yani böylesine bir kayıp söz konusu, yani yatırım kaybı da söz konusu. Onun için bir an önce yüzey sularımızı geliştirmemiz gerekir. Bu geri kalan %42 potansiyel kaynağı da kullanıma sokmak. Yeraltı suları kullanımını şahıs kuyularına, yani 167 sayılı kanunda vardı. O sanki bundan hatırlar izleyicilerimiz. Yeraltı sularına sayaç takılıyor dedi. Halbuki bu 167 sayılı kanun çıktığından beri var 60'lı yıllarda. Ama uygulanmadı. Elbette suyu kontrolü kullanmamız gerekir tasarruflu. Ve şahıs kuyularının disiplin altına alınarak kooperatif ve benzeri organizasyonlarla işletilmesi gerekir. Ve biz yeraltı suyu kullanımını her geçen gün azaltmamız gerekiyor. Kaldı ki uygun olan yerlerde, bu da bir çok fazla seslendirmek istemiyorum. Tehlikeli bir duruşu var bunun. Yeraltı barajları gündeme geldi. Evet, yeraltı barajları, yeraltı süper serim testleri gerekli. Hatta ilkini 2008'li yıllarda Tire Eğridere'de bizzat projesini hazırladığım ve yaşama geçirdiğimiz proje. Ondan sonra şu anda DSE'nin elinde 100 tane yeraltı barajı projesi var. Ama bir orta ölçekli baraj kadar su sağlayabiliyor ancak. Yani su sorunu çözmenin şeyi olarak bakılmayacak. Ama olabildiğince yeraltı süper serim tesislerini, yani hızlı akan yan derelerimizi üzerinde bentler kurarak, tabii o da taneli aküferi bulup geniş bir alüvyon olacak. Yani orada yeraltı suyu beslenmiş abi. Her yerde de olmaz. Ve barajlara alternatif diye bunu emboze etmeden yeraltı su beslenim testini de devreye sokmamız gerekir. Sadece tarımda değil, kişisel kullanımda, içme kullanım suyunda, sanayideki kullanımları. Çünkü sayın izleyicilerimiz, yaşam standartımız geliştikçe, tarımsal gelişme oldukça, biraz önce dedim, bir tane tropik bitki devreye girdi Antalya'da. Yeni ürünler, yeni ürün desteği gelen hep yeni ürünler su istiyor. Sanayideki gelişmeler elbette hep su ya talebi artırıyor. Yani dünyada nüfus yüzyılımızda 3 kat artış göstererek 50 yıllık projeksiyonlarda, ama su kaynaklarına olan talep 6 kat artıyor. Yani bu nedenle tıraş olurken, dişimizi fırçalarken çeşmemizi açık bırakmayacağız. Elbette su malzemeleri yapan firmaların artık günümüzdeki kuraklığı dikkate alarak yeni atraksiyonlara, yeni üretim şey modellerine geçmeleri gerekir. Ben şofbenimi açtığımda hemen inanır mısınız 5 litre su pitona doldurduktan sonra su ısınıyor. Bunun daha hızlı ısınabileceği sistemleri, yani ulaşmamız gerekir ve bunların da ucuz olması gerekir maliyetinin. Bunun yanında evlerimizdeki olan rezervuarlar, tamam o zaman su bolluğu dikkate alınarak yapılmış olabilir, ama eğer 2 litrelik bir pet şişeyi rezervuarımıza sokarsak, düşünün 4 nüfuslu bir aileyi düşündüğümüzde ne kadar su tasarruf edilebileceğimizi varın siz hesaplayın. Yani bunları artık düşünme zamanı geldi. Her gün balkon yıkamasın bayanlarımız. Yani vilatamızı alıp süpürelim, vilatayla silelim balkonlarımızı. Öyle geçmişte İzmir'in Selçuk ilçesinde gördüğümüz gibi her ne kadar tevir daim olduğunu söyleseler de bile sürekli su akarak arabalarımızı bol suyla yıkamayalım. Yani artık bunun sadece tarımda değil, günlük yaşamımızda, biz eskiden mesela belki haftada 3 kez duş alıyorduk, banyo yapıyorduk. Ama iklim değişimiyle beraber gelen olay artık bize günde
2-3 defa bile tuş almaya itiyor. Yani yaşam standartımız yükseldikçe kullandığımız su artıyor. Bu tarımıyla da, sanayisiyle de, hizmetleri sektörüyle de bu şekilde geliyor. Kaldı ki şu anda dünyada olan bütün çekişmeler, bütün kavgalar 3 saç ayağı üzerine kurulu. Enerji, su, tarım. Ve bunlar hepsi birbiriyle bağlantılı. Yani ben yine 2004 yılında yazılı medyada ve sosyal medyada da var. Sorgulama yapabilir arkadaşlar. 21. yılı su savaşları su yüzünden çıkacaktır diye söylemiştim. Bugün bunu görebiliyoruz. Yani 19 yıl önce. Yani şu anda bizim Türkiye'de bir de sınırı aşan sularımız var. Sınırı aşan sularımız konusunda da Türkiye sınırdaş ülkeleri aslında olumlu yatırımlar yapıyor. Bugün Tiş'le Fırat üzerinde olan barajlar Irak'a kontrollü, Suriye'ye kontrollü su veriyor. Zaten bu üç ülke birbirine masaya otursa seyahatı zaten çok rahatlıkla anlaşabilecekler. Ama ABD sürece giriyor, Almanya sürece giriyor, İngiltere sürece giriyor. Aynı şekilde Bulgaristan bize kontrollü su vermek durumunda. Artvin barajları yapıldı. Bu kıyıdaş olan ülke ye sürekli erozyonla, rusubatla yani taşkınlar oluyordu. En azından taşkınları önlenmiş oldu. Keşke Bulgaristan'da böyle bir önlemler alsa Meriç taşkın yapmadan yani nasıl biz Çoruk'ta önlem aldık. Meriç Nehri'de Etirne ilçemizi 5 yılda bir biliyor, kamuoyu biliyor, su baskınlarına maruz kalıyor. Bütün bunları neye göre yapılabilir? Liyakat çok önemli. Bakıyoruz su yönetimiyle ilgili olan kurumlarda artık proje tasavvur edebilecek uzmanın kalmadığını görüyoruz. Ve 5. yıllık planları okuyamayan yöneticilerin olduğunu görüyoruz. Yani bunun önüne geçilmesi gerekir. Yani yıllardan beri ben 2015 yılında devlet su işlerinden ayrıldım. 2015 yılında hangi projeyi nerede bıraktıysam orada kaldı. Yani bunun önüne geçilmesi gerekir. Liyakat sistemi önemli ve geçmiş dönemde bunu da çok iyi hatırlıyoruz. Bingü'de, Bingölet'te etüt yapmadan, proje yapmadan her ile örnek bir proje gönderelim. Sanki bina projesi gönderiliyor. Eğer ona evet deseydik, devlet su işleri gibi güzide kurup bugün Hatay'da resmi binalarda, geçmişte Gölcük'te askeri binalarda gördüğümüz olayı baraj ve küretlerde görmüş olurduk. Yani toprak etütü yapılmasın, jeolojik etüt yapılmasın, hızlı bir şekilde göletleri, barajları yapıp geçelim. Bu anlayış değildir. Bu konuda da duyarlı olmak durumundayız. Liyakat sistemi önemli ve su kaynaklarımız artık bu kurak bölgeye. Çünkü şu anda dünyada tüketilen besinlerin %65-70'i sulanan ürünlerden sağlanıyor. Yani sulama bu kadar önemli. Bir yanlışımız daha var. Bunu düzeltmeye kalktık. Ta 2009 yılında DSİ'ye görev verildi Antalya'da yaptığımız bir toplantıda. 8,5 milyon hektar ekonomik sulanabilir alan telaffuz ediliyor. 8,5 milyon hektar 1972 yılında yapılan mülka köy hizmetleri toprak etütlerine göre belirlenmiş. O zaman başlısı sulama sistemleri gündemde yoktu. Yani belli bir eğimdeki arazilerin sulanabilmesini olarak tanıyan bir sistemde belirlenen bir rakamdır. Şu anda yapılan bir çalışmaya göre 13,5 milyon hektar, bir başka çalışmaya göre 18,3 milyon hektar ekonomik sulanabilir toprağımız var. Ki biz kaldık ki 8,5 milyon hektarın ancak şu anda 6,9 milyon hektarını sulayabiliyoruz. Yani bizim var olan yanlış rakama göre bile %100'ü bulamamışız. Ki kaldı ki bunun 13,5 milyon hektar olarak en azından dikkate almamız gerekir. Daha sulanabilir arazilerimiz %50'sine su getirmemiş durumdayız. Ve önümüzde yine bir kurak periyot var. Tabii son Mart yağışları biraz özellikle bölgemizi sevindirdi. Toprak toygunluğa geçti ama bunun da biliyorsunuz kamuoyunda yanlış bir anlaşılma ve yanlış bir ifade Sayın Bakan'ın. Evet çanlar gitti ama toprak suya doğdu. Bu anlayış da yanlış. Biz şu kuraklığı dikkate alarak mutlaka su kaynaklarımızın geliştirilmesine yönelik ve suyu etkin kullanıma eğitim yoluyla insanlarımız ve sadece bunu devletten, kurumlardan beklemek değil, elbette 2023'ün ana teması
ortaklıklar ve işbirliği yoluyla değişimi hızlandırmak. Bu değişimi hızlandırarak vatandaş olarak da üzerimiz düşeni yapmamız gerekir. Başta suyun etkin kullanımı, bir de karar alıcıları zorlamak. Benim planlama açısından söylediğim bir laf vardır, literatüre girmiştir. Yukarıdan aşağıya akılcı kararlar, aşağıdan yukarıda akılcı yönürlerle bunun gitmesi gerekir. Yoksa üstteki yönetici, bugün yine bir tartışma konusu, proje geliştirildiğini duyuyoruz. Kediz Nehri'nde elbette o şekilde kirliliğin önüne geçilebilir. Yan derelerde mesela rusubattan dolayı olan erozyon çalışmaları yapılacak, kontrol altına alınır. Biliyorsunuz bir ara elektrik Kediz AŞ'nin talebiyle çalıştırılmayacak zamanda Temir Göbrü santral çalıştırıldı, Manis Havası'nın su bastı. Yani bütün bu önlemler alınabilir. Ama kirlilik sanayilerden kaynaklanır. Ve arıtma testini yapmayan halen sanayiler var ve yerleşimler var. Şimdi Kediz tabii katran gibi akmadı. Yani ama kirli akıyor. Katran gibi akan Bakırçay. Ve benim yine bir lafımdır. Bakırçay kömürçay olmasın. Yani site'ım da var. Yani Pergama'daki sunumlarımda. Soma'daki bütün maden işletmeleri ruflarını Bakırçay'a bırakıyor. Ve gittiğiniz zaman Zeytin Dağı Ben geçiyor ya Çantarlı'ya Bakırçay'ın uzantısı. Oradan köprüden bile baktığınız zaman orası bile sizin ifade ettiğiniz gibi kömürçay. Yani Bakırçay kömürçay olmuş durumda. Kediz'in elbette kirlilik yükü özellikle kurak dönemlerde daha çok ortaya çıkıyor. Balık ölümleri de gördük. Kirlilikle ilgili Toğduğu Murat Dağı'na baktığınız zaman çok güzel bir su. Yani kirletiliyor. İnsan odaklı kirlilik var. Buna yönelik de havza bazında çalışmalar yapıldı. Gerek Su Yönetimi Genel Müdürlüğü, gerek Devlet Su İşleri yaptı. Ama şunu söyleyeyim, biz bir su kanunu yok diyoruz. Elbette bu bir boşluk. Su kanunu olmalı. Yani 27 kırım suyla ilgili olmamalı. Yani herkes su konusunda konuşmamalı. Ama havza yönetim heyetleri oluşturuldu. Yani bütün baydaşlar su kullanımı ile ilgili, su kaynaklarının gelişmesi birlikte karar alacak. Ve Kediz'le ilgili ben geçmişte ilk kuruluş aşamasında hem Kediz'in hem Küçük Menderes'in sekreteriyasını yürüttüm. Bakırcay'a da Çanakkale'de katılımcı olarak katıldım. Çok güzel havza yönetim heyetleri fikri ama ne kadar uygulanıyor, ne kadar bireye konuştukları yaşama geçiriliyor o tartışma konusu. Yani bizde yasal düzenleme yapılıyor ama maalesef yasal düzenlemeler rafta kalıyor. Yani geçmişte bakanımız Kediz işte 3 yıl içinde yüzülebilir hale gelecek dedi. Tabii 3 yıl değil 30 yıllar geçti. Böylesine bir olay var. Su, sağlığımızın ve geleceğimizin güvencesi, doğanın ve bizim yaşam kaynağımız. Her geçen gün daha fazla doğal alanla birlikte su kaynaklarımızı da kirletiyor ve kaybediyoruz. Şimdi suyumuz için seferberlik zamanı. Doğada suyun doğduğu ve geçtiği alanları koruyarak, tarımda sulama yöntemlerimizi iyileştirerek, sanayide suyu kirletmeden, verimli kullanarak, kentlerimizde dağıtımdaki kayıpları önleyerek, her damlayı tasarruf ederek suyumuzu korumayı birlikte başarabiliriz. Doğanı koru, suyuna sahip çık Türkiye. Su biterse herkes susar.